hatırlıyorum, ben Katolik olarak yetiştirildim. Buna hiçbir şekilde yakınlığım yoktu. Biz buradaki insanlığın hem dünyada hem ahirette huzur bulmasını istiyoruz. Evet. Efendi Hazretlerimiz yıllar önce söylediği bir şey vardı. Bu kıyafetinizle dağın başında bulunursanız tebliğdir diye. Öyle. Hakikaten Muhammed'e Rasulullah. İhtiyaçlarımızı görünce şu anda ilk önce yerli Müslümanlara yetiştirmektir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Değerli kardeşlerim, Ümmetin Renkleri programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün İTTEF'imizin geniş yelpazede hizmet yapmış olduğu dünyaya açılıyoruz. Yine dünyadan güzel haberleri inşallah sizlerle paylaşacağız. Bugün çok kıymetli ve çok değerli bir konuğumuz var. Meksika'dan uzaklardan, yani deniz ötesi aşırı bir ülkeden, Meksika'dan 174 milyon nüfuslu Meksika'dan çok saygıdeğer Osman hocamız burada ve aynı zamanda yine daimi konuğumuz, yine bu programı sürekli beraber icra ettiğimiz çok saygıdeğer Mehmet Turan hocamızla beraberiz. Bugün Meksika'da İTTEF'imiz neler yapıyor, hangi adımları atıyor ve hangi projeler gerçekleştiriyor? Bundan sonra neler yapacak? Bütün bunları konuşacağız. Bize Meksika'dan biraz bahsedin Osman hocam, dilerseniz. Kendinizden biraz bahsedin, Meksika'dan biraz bahsedin. Derken sohbetimizi derinleştirerek ilerleyelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi Meksika dediğimiz ülke aslında Allah-u Teala'nın yarattığı bir yerdir. Kesinlikle. Hepsi Allah'ın kullarıdır. Ama maalesef imtihan süreci olduğu için bu İslam tebliğinden uzak kalmışlar. Evet. Ama Allah o kadar kadirdir ki bu fakiri seçer, buraya getirir, yetiştirir, yine gönderir. Evet. Böyle bir şey. Şimdi Meksika İspanyolca konuşan bir ülkedir. Kuzey Amerika'da bulunuyor ama Latin Amerika dediğimiz parça, Meksika'dan ta Arjantin'e kadar uzanan yer İspanyolca konuşma hasebiyle Latin Amerika denilir. Deniyor. Bazen Güney Amerika denilir. Deniyor. Onun dışında 174 milyon nüfuslu bir ülkedir. Kalabalık bir ülke. Kalabalık. Kapitalist bir ülkedir. Tamamen Batı kültürüyle yetişen, geçinen bir ülkedir. İnsanlar orada kendi derdine düşmüş. Kendi menfaatini arıyor. Evet. Diğerini eze eze geçerek kendi hedefine ulaşmaya çalışıyor. Osman hocam, kapitalist sistemde bu var zaten. Kapitalist sistemde parası olan, maddeyi elinde tutan, dünyalığı elinde tutan, kapital elinde tutan güçlüdür. Yani böyle bir mantık zaten kapitalist sistemin tamamında var yani. Öyle bir ortamda zaten maneviyattan bahsetmek mümkün değildir. Evet. Şimdi onlar Katolik bir ülkedir. Katolikler tam ehli kitap, tam böyle Hristiyan sayılmaz. Kendileri de pek yani okumuyorlar. İbadete düşkün değiller. Öylesine Katolik'im diyorlar. Evet. Şimdi bunun sonucu ne oluyor? Hiç hareket etmeyi bilmeyen bir insan sonucu geliyor. Tabii. Yani insandan anlamayan, insanlıktan anlamayan bir şahs çıkıyor ortaya. Doğrudur. Bunun üstünde medyanın kontrolünü koyarsan tabii ki hiç böyle kalbi uyandırmayan bir insan ortaya çıkıyor. Evet. Ama Allah Teala buyurdu. Vallahi mutimmu nurihi ve lev kerehel kafirun. Evet. Şimdi Allah nurunu tamamlayacak. Bir şekilde tamamlayacak. Kesinlikle. Onlar istemese bile. Ya. Bu yüzden bugün buradayız. Yarın tekrar orada olacağız. İnşallah. Ve inşallah dinimizi döndükçe İslam'ı anlatmaya çalışacağız. En başta bahsettim. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Allah hepimizi yarattı. Kesinlikle. İmam Rabbani Kutsu Ruhu bir mektubu şerifinde buyuruyor. Yani Allah-u Teala'nın feyzi her yere eşit bir miktarda yayılıyor. Ama fark kulun tarafında oluyor. Evet. Kabul edip etmemekte de oluyor. Evet. Şimdi şöyle bir hadis anlatayım size. Mesela şimdi elhamdülillah bir şeyler yapmaya başlıyoruz. İnşallah. Sadece şöyle bir size anlatayım. Bu fakir çocuklarıyla beraber geziyoruz. Orada bakarsın ki bir 50 yaşında bir bayan açık. Meksika hangi şehrindesin Osman hocam? Mexico City'de. Başkentte. Mexico City başkentti. Yani dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri. Ben biliyorum da seyircilerimiz de bilsinler diye sordum bunu. Tabii, Mexico City'de yaşıyorsun. Evet. Kaç milyon nüfuslu? 35 milyon yaklaşık. İstanbul'dan büyük. 35 milyon nüfuslu bir şehirde yaşıyorsun. Evet. Evet.
Şimdi biz böyle geziyoruz. Pazar gezintiye çıktık. 50 yaşında bir açık bir bayan. Yani hiç böyle İslam'dan haberi olmayan bir kişi bize bakıp duruyor. Biz diyoruz, hay bakalım şimdi ne diyecek? Yani biz terörist mi diyecek? Bekleyelim. Yaklaşıyor. Kolları açıyor. Ve bizim çocuklara saldırıyor, sarılıyor. Sarıldı, dedi ki sen melek misin? Sen melek misin? Nereden geldiniz? Ne güzel görünüyorsun böyle. Bu siyah şey nedir diyor. Evet. Bizimki diyor işte çarşaf-ı şeriftir. Hocam değil mi? Evet. Çarşaf-ı şerif. Çarşaf-ı şeriftir diyor. Bu diyor ki, peki ben giyebilir miyim? İnşallah sen Müslüman olursun, giyersin. Yaptık. Şimdi bu ne demek? Demek ki insanların içinde kalp dediğimiz uzuv, Mevla ile bir irtibat vardır. Bazen ufacık bir nur saçtığında onlar gelir. İşte o bahsettiğim İmam Rabbani Hazretlerinden örnek verdiniz ya. Allah'ın nuru bütün dünyaya eşit yayılır. Evet. Tabii. Ondan sonra birisi vesile ediyor. Bu hanım geliyor, soruyor. Niye böyle giyiniyorsunuz? Biz Müslümanız. Ne güzel. Ya. Neye inanıyorsunuz? Allah'a inanıyoruz. Efendimiz'e inanıyoruz. Kur'an okuyoruz. Kur'an'a tabi oluyoruz. Lütfen benim evime gelin. Yani siz benim misafirim olun. Böyle bir şeylerle karşılaşıyoruz. Bir de sen aslen Meksikalı olduğun için zaten tabii. Böyle bir yönü de var. Daha tesirli olur, daha tabii. etkili olur. Yani Meksikalı birisi anlatıyor. Tabii. Hani Pakistanlı biri, Türkiye'li biri anlatsa zaten beklenen bir şey. Pakistanlı Müslüman olur, evet. Türkiye'li Müslüman olur. Ama Meksikalı olunca bu çok daha ekstra bir ilgi çekiyor. Tabii. Bu arada tabii bahsettiğin hocanım da aynı zamanda burada okuyan evet. kardeşimiz. Evet, elhamdülillah. Osman hocamızla buradan yani burada okuyup evet. mezun olan kardeşimiz. O zaman şöyle yapalım. Orada hizmet için gidelim. Evet. Osman hocam biraz kendinizden söz edin lütfen. Kardeşlerimiz sizi tanımış olsunlar. İnşallah. Özgeçmişinizi böyle. Meksika'da doğdunuz, yaşadınız, evet. ilkokul, ortaokul, sonra üniversite için Türkiye'ye geldiniz. Böyle kısaca bize bahsedin inşallah. Şimdi aslında ilginç bir hikaye. Şu anda ben 32 yaşındayım. Allah hayırlı uzun ömürler versin amin, inşallah. Amin. Hayırlı selin inşallah. Amin. Bu fakir 6 yaşındayken babaanne boşandı. Ondan sonra tabii bahsettiğimiz gibi kapitalist bir ülke olduğu için bireysellik olarak ben büyüdüm. Bazen annem de, bazen babam da. Evet. Ekserisi ben karar vere vere işte bu hayatın tecrübesini almaya başladık. Evet. Öğrendik. Ta ki tabii zor zamanlarda gene Meksiko City'de doğdun. Evet. Hep Meksiko City'de durdum. Orada doğdum. Her şey. Hatırlıyorum ben Katolik olarak yetiştirildim. Katolik bir okulda okuyordum ben. Hmm. Ama hiçbir şekilde bir yakınlığım yoktu. Evet. Yani çok kalbiniz ısınmadı yani. Zaten çok mantıksız geliyordu. Yani bu kadar görseller, bu kadar putlar, bu kadar hani mantıksız şeyler vardı ki. Hele hele şimdi manevi tarafına geçerken ellerimi açıyorum, dua ediyorum. Cevap gelmiyor. O zaman ne dersin? Bu bir felsefedir, bir düşüncedir. Evet. 18 yaşındayken bu fakir zaten evinden ayrılıyor. Batı kültürü o. 18'e geldiğinizde hürsünüz artık. Evet. Dilediğiniz yerde, dilediğiniz evet. gibi, dilediğiniz şekilde yaşayabiliyorsunuz evet. yani. O zaman bu fakir ateist olmaya karar veriyor. Ateist olmaya başlıyoruz. Tabii ki her türlü dine karşıyız. Her türlü böyle ne diyorlar, kontrol ettiren felsefelere karşıyım. Ondan sonra 21 yaşındayken bir kere internetten birkaç kişiyle tanıştım. Bunlar Türk çıktı. Ama muhafazakar, efendim böyle hoca olmayan insanlardır. Evet. Namaz kılmayan bir insan. Öyle bir kısım var Türkiye'de. Seküler. Evet. İşte webcam açıyoruz. Orada zaten karışık. Kız erkek karışık bir daire. Onlar hukuk okuyorlardı. Maltepe Üniversitesi'nde. Biz de o zaman müzik okuyorduk. İşte konuşuyoruz. Ara sıra ezan-ı şerif okunuyor. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Bana diyor ki birisi, bu ne olduğunu biliyor musun? Yok, ne bileceğim. İşte bizi namaza çağırıyor diyor. Peki sen namaz kılıyor musun? Yok, namaz kılmıyorum. Tamam, olabilir, zaten Tanrı yok diyoruz. Evet. Zaman geçiyor. Bir fakir... Yaş 21 şu an tabii. Evet. Evet.
Fakir o zaman yemek yiyor. Elinde yani haram etten bir şey yiyordum. Bu şahıslarla konuşuyorum. Diyorum ki siz Meksika'ya gelirseniz size bunu yedireceğim. Çok güzel bir şey dedim. Bana diyor ki nedir? Hınsır eti diyorum. Biz yemeyiz. Haramdır diyor bizim için. Allah. Şimdi ben bunu da ilk defa duyuyorsun. Evet. Ben şey diyorum yani kardeşim namaza gelince yani Müslüman değilsin. Kılmıyorsun ama küçük bir, yani. Küçücük bir et parçasına gelince en büyük Müslümansın. En takva Müslümansın. Olmaz ki öyle bir şey. Evet. Zaten Allah bu Allah çelişkilerden Allah dolayı Allah. Ben dine karşıydım zaten. Evet. Bizim Katolikler de ezan okunuyor, camiye gitmiyorsun. Evet. Ama hınzır etini, domuz etini gelince yedireyim deyince o haram yemiyorum. Evet. Yani bu nasıl bir anlayış o zaman? Öyle bir şey. Ama yine de onlarla çok iyi anlaştık. Çok sevdiğim arkadaşlar da o zamanlarda. Şimdi inşallah Rabbim ona hidayet verir, ıslah eder. Amin. İnşallah. Amin. Yani onlara hiç görüşmedim ondan sonra yani. Döndükten sonra. Takdir-i ilahi böyle olmadı yani. Evet. Hiç görüşmedim onlarla. Neyse. Ama gene Rabbim bir gün karşılaştırır çünkü önemli anılar var. Tabii canım olabilir. Mevla her şey kadirdir. Bundan sonra bir kere bir gece ben kendim kendimi hatırladım. Yani böyle ben İslam'la alakalı ne biliyorum. Ortaokuldaki din derslerinde tek hatırladığım şu. Yani din İslam, Tanrı Allah, Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de onlar ibadet şekli Kabe'ye doğru secde etmektir. Bu kadar biliyorum. Şimdi bir gece tam böyle teheccüd vaktinde falan ben kendime dedim işte bir deneyeyim. Secde ettim. Yani bizim kible yönü doğuya oluyor. Doğuya doğru secde ettim ve böyle bir dua ettim. Ya Allah sen gerçek isen beni Müslüman et. Yani sen kendini göster. Bir işaret göster ki yani bileyim ki varsın. Yoksa evet. Ben zaten aptal gibi bir şey secde ediyorum. Evet. Ben Türkiye'de yaşamak istiyorum. Türkiye'de okumak istiyorum. Bir şey yani. Allah Allah. Buradan gitmek istiyorum. İşte secdeden kalktığımda biraz tuhaf hissettim. Yani hakikaten manevi bir atmosfer oluştu yani. Evet. Başımda bir şeyler oldu. Artık ben normalde manevi şeylere inanmıyordum. Daha o fiziki, yani. Biyolojik bir şey oldu. Yani evet. Hakikaten başımda bir kalbimde bir şey oldu. Evet. Neyse, sonraki gün internete girmek zorunda kaldım. O kadar şey hissettim. Tek yazdım şu, İslam Meksika'da. Gelen sonuca girdim, hiçbir şey okumadan iletişime geçtim. Bir email yazdım. Ben Müslüman olmak istiyorum, ne lazım? Bunlar, ileride bahsedeceğim işte Meksika'daki İslam durumunda. İspanyollardı. Kendileri hidayete erdiler. Al-Murabitun tarikatından, Şazeli tarikatından, Al-Murabitun cemaatinden bir gruptur. Onlarla görüştük. Tabii ki onlar biraz böyle iman şartları, İslam şartlarını anlatıyor. Ben sadece he deyip geçiştiriyorum onları. He. Türkiye'desiniz bu ara. Yok, hepsi Meksika'da. Meksika'da hocam yazışarak, tamam. Akşamleyin eğer varsan ya Rabbi tamam. Beni Müslüman et diye secde etti ve tamam. Bir manevi tamam. Durum yaşadı. Sabahleyin kalktı, internete Meksika'da İslam yazdı ve karşısına çıkan ilk linke tıkladı ve oraya bir mail attı. Müslüman olmak evet. İstiyorum, ne yapabilirim diye. Evet. Ve şimdi gelişmeler devam ediyor. Bu adamlarla buluşuyoruz. Bunlar işte Fistanlı, Fesli adamlardı. Zaten girer girmez ben korktum. Bunu işte bunlar hani bir terörist çıkar bir şey olur. Yani normalde o zamanlarda şeyde bahsediyoruz. 2007'de bahsediyoruz. 2006-2007 evet. O zamanlarda El-Kaide vesaire. El-Kaide meseleler vardı. Ki Meksika ABD'de ne olursa o da hemen yankı ediyor. Aynası gibi yani. Evet. Bir bakalım işte. Ama yine de ben yani korkak birisi değildim aslında. Ondan sonra onlarla görüştük. Onlar bana tebliğ ediyorlardı. Ama ben yine geçiştiriyordum. Yani. Tamam çekinmediniz diyorum. Yani. Evet. Devam. Bu da bir öğlen vaktinde oldu. Bana akşam namazına doğru gel dediler. Yani akşama doğru gel. Tamam dedim. Gusül abdestini öğrettiler bana. Bu fakir aldı. İşte gittik onlara. Akşam namazı kılındı. Ben onları tabii taklit ederek şey yaptık. Sonra yerde oturduk. Bir halaka oluşturduk. Oradaki amir beni çağırıyor.
elimden tutuyor. Diyor ki yani sen bunları bunları kabul edersen Müslüman olursun. Kabul ediyor musun? He diyor. Müslüman olamam diyor. Ondan sonra kelime-i şehadet getiriyor İspanyolcası ve Arapçası. O anda bana Osman diyorlar. Herkes Allahu Ekber, Allahu Ekber diyorlar. Allah. Ben yine de böyle şey duruyorum. Soğuk duruyorum. İçinizde ha. Bir şey olmaz. Tepkisiz. Tepkisiz. Evet. Ondan sonra yemeğe oturduk. Bu amir kendi şehadetini anlattı zaten. Nasıl Müslüman olduğunu anlattı. Bana dedi işte bir cuma günü olması gerek. Haftaya gel. Biz Meksika'nın güneydoğusu doğusunda olan bir eyalet var. Chiapas diye. Şu anda en çok Müslümanın bulunduğu yer orası. Onların ilk temeli atmışlar. Sen gel, orada bir küçük bir medresemiz var. Okuyacaksın, bir şey yapacaksın. Bir toplantım vardı benim. Benim işim var, belki gelmeyebilirim dedim. Şimdi eve dönerken başım biraz değişik olmaya başladı. Kendimde değildim. Metroya bindim. Bir de kapı açılınca bir adam girdi. Yüzüne baktım ama yüzü normal görünmüyordu. Hı hı. Çok farklı bir surette göründü. Allah Allah. İçimde bir ses. Bu bir gayrimüslimin yüzü. Evet. Hidayette nasip olmayan birisinin yüzü. Evet. Bak diye. Bakıyorum böyle, hepsi böyle görünüyor. İlk düşündüğüm şey şu. Acaba bu Müslümanlar benim yemeğime uyuşturucu mu yaptılar? Bir şey mi yaptılar? Bir yani beyin yıkama tekniği mi oldu ki böyle şey halüsinasyon görüyorum diye. Neyse. Evime nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Girmeden önce kendime diyorum, ben babama söylemeyeceğim nasıl şimdi Müslüman olduğumu. Yine bir ses içimden diyor, sen Müslümansın, hakikatini söyleteceğiz diyor. Gire girmez, gayri ihtiyari bir şekilde babam sana bir şey demem lazım dedim. Ne oldu oğlum diyor, işte ben Müslümanım dedim. Müslüman oldum. Ne hayırlısı olsun dedi, ne desin adam. Hayırlısı olsun diyor. Bu kadar değil mi? Evet, bu kadar. Ondan sonra ne olacak? İşte namaz kılacağız, oruç tutacağız falan falan falan. Tamam, hadi kolay gelsin diyor. Sormadı mı nedir bu Müslümanlık, nereden çıktı oğlum filan diye? Yok. Hiç tepki yok, o da rahat. Rahat bir şekilde karşıladı. Ondan sonra o hafta içinde bu Chiapas eyaletine gitmek için o görüşü iptal ettirmeye çalışıyordum. Yapamıyordum bir türlü, yani mail atıyorum o kişiye, açmıyor. Telefon etmeye çalışıyorum, açmıyor. Bir hafta geçti. Perşembe akşamı geldi. Sonra İlk defa böyle Müslüman olarak elimi açıyorum. Diyorum ki, ya Allah, ben senin dinini öğrenmek istiyorum. Yani elime gelen nimetini, cevherini bilmek istiyorum. Evet. Bu iş çöz. Böyle, bu iş çöz sadece. Direkt Allah'ımıza evet. istiyorsun. Elhamdülillah Rabbil Alemin. 10 sene geçmeden telefon çalıyor. O kişi çıktı. Ne güzel, hemen iptal ederim dedim. Ama acayip olan şu. O bana, benim konuşmama izin vermedi. Başlıyor, bak şimdi sen artık buluşmamız gerek yok, sen serbestsin, senin bir işin varsa yap, bir yere gitme gerekirse git falan şey yaptılar. Ya benim söyleyeceğim şeyler bu söyledi. Evet. Evet kendi, ama sen kelime, talep edecektin evet. ama o direkt söyledi. Kelime kelime, cümle cümle aynısını söyledi. Aha, ya bu sihir midir, nedir diye şaşırdım. Yine, ya Allah sen gerçeksin diye yaptık. Chiapas'a gidiyoruz. Chiapas'ta yine oturuyoruz oradaki. Chiapas neresi? Meksika'nın güneydoğusu. Güneydoğusu evet. Yani ayrı bir bölgeye geçecek aldım. Mexico City'den Chiapas'a 1000 kilometre vardır. Bayağı uzun. Uzun bir seyahat. İstanbul'dan Hakkari'ye geçiyoruz yani. Evet. Ondan sonra orada ilk defa başka Müslümanları görüyorum. Yerli Müslümanları da görüyorum. Meksikalı. Evet. İşte o ortamda, manevi ortamda etkilenmeye başladım bazı şeyleri. Sabah namazından sonra okumaya başladım. Oradaki Hafız Efendi bir tane levha getiriyor böyle tahtadan. Orada eski usul, şey, mürekkeple yazılır, ondan sonra öğrenirsin. Afrika'da kullandıklarına. Luh gibi, evet. Luh'a benzer. Evet, Luh'a aynı. Böyle başladık. Bana Elif BTS öğretiyor. Ben şimdi dedim ki kendime, ya yeni bir
dine girdim de yine bir dil mi lazım? Ya Allah, ikinci duam şimdi Müslüman olarak. Ya Allah, bana kolaylık ver. İspanyolca. Evet. 15 gün içerisinde elife değil de yani 15 sure öğrendik elhamdülillah. Maşallah. Buna, alfabe bitti. Evet. Sureler de ezberlediniz. Ezberlemeye başladık elhamdülillah. Maşallah, farekallah. O zaman sure sarfında onlar Şazeli tarikatı olduğu için cehri zikri de yapıyorlardı. İlk defa bana bir tane fistan veriliyor ve yeşil bir sarık veriliyor. İşte Hanaka'ya giriyoruz. Zikir yapılıyor. Ve anlamış değilim ne yapılıyordu ama oradaydık. Yine bitiyor. Kendimi odama çıkılıyorum. Artık eski hayatımın bütün günahlarımı, hatalarımı hatırlıyorum. Ve ya Allah, beni nasıl affedeceksin? Yani bu kadar biz bir adamdım, çakal tekiydim yani, ne olur? Nasıl affedeceksin beni? Ama hepsi böyle içimde, tek başıma yapıyordum. O anda bir Müslüman geliyor şeye, odama, karşıma oturuyor, diyor ki, biliyor musun Osman, sen çok nasiplisin. Çünkü bir insan İslam'a girince bütün günahları affedilir. Evet. Dedim ki, Allah Allah. Bu din bir tesadüf değildir. Bu gerçek bir dindir. Artık sihir büyü kalktı, öyle evet, bir şey. Denemeye başladım, dua etmeye başlıyorum. Tam istediğim gibi gerçekleşiyordu. Evet. Hazreti demek Ömer ki, Efendimizin, Osman Hocam meşhur ifadesi vardır. Zaman zaman ağlardı. Sorarlar, niçin ağlıyorsun? İki şeye ağlıyorum. Birincisi, ben kızımı diri diri gömdüm. Onu hatırladığım zaman ağlıyorum. Güldüğüm şey, sevindiğim şey ise, ben Müslüman değilken en çok günah işleyen bendim. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. Onların günahları sevaba dönüştürülür. Evet. Günahım çok olduğu için sizin sevabım da fazla. Buna da seviniyorum, gülüyorum derdi yani. Evet. İşte ondan sonra bu yaşadıklarım bir yani din yaşamaya kuvvet verdi. Kötü alışkanlıkları bırakmaya bağlantılı kuvvetlendi. Evet. Çünkü artık yani bir din değildi. Ya bir felsefe değildi. Hakiki bir şeyden bahsediyorduk. Artık bir hakikat ortaya çıkıyor. Var olan bir şeydir. Ta ki ben aileme söyledim. Hatırlıyor musunuz? Yani ateist olan oğlunuz. Yani dine zarar veren oğlunuz, hatırlıyor musunuz? Evet diyor. Valla Allah gerçektir. Allah diyorum, gerçektir. Yani ne Buda ne Katoliklerin başka tanrı yok. Allah gerçekmiş diyor. Ya. Böyle. Ama oraya kadar geliyor iş. Evet. Yani. Şimdi tebliğ meselesi. Henüz daha Türkiye'ye gelmediniz. Yok yok. Meksika'da. Hepsi buna Meksika'da oluyor. Şu an hala Meksika'da. Hepsi Meksika'da oluyor. Şimdi yeni bir din aldın. Allah'ın gerçek olduğunu görüyorsun. Cevap veriyor tam istediğin gibi. Öğrenmek zorundasın. Ne yapman lazım? Nasıl yapman lazım? Şimdi orada o cemaatte ilim almaya çalıştım. Kitap istedim, yoktu. İlim istedim, yoktu. Allah. Değişik cemaatlerde arayış yaptım Meksika'da. Kimse bir ilim, bir sebep öğretmiyordu. Ondan sonra orada bir tane kültür merkezi vardı. İşte o da Türkçe'de öğretiyorlardı. Demek ki işte bu eski seküler arkadaşlarım vardı da belki hani evet. Türkçe öğrenirsem onlara şey yaparım yani. Türkçe öğrendik. Ve karar verdik ikinci Ramazan'ım. Çünkü ilk Ramazan'ım benim Müslüman oluşuma biraz denk geldi. Hmm. Aradan yani, bir sene gibi evet. Biraz fazla zaman geçti. Evet. Çünkü ayrıldım o tarikattan. O ilimsizlikten dolayı. Sonra diyorum ki ben İstanbul'a gideyim. İstanbul'a geldim. Tabii ki ben şimdi şöyle, Türkleri böyle anlıyorum. Diyorum ki bunlar zaten namaz kılmıyorlar. Yani dine düşkün değiller. İşte o tanıştığım ilk kişilerden dolayı. Tabii. Böyle. Daha önce görüştüklerinden dolayı bir kanat olmuş tabii. Sizde. Bir de Meksika'da birkaç tane Türk kardeşlerimiz de var. Yani ticaretle uğraşıyorlar, şey yapıyorlar. Şey yok yani. Gene böyle bir hava yok yani. Evet, Rabbim onları ıslah etsin. Yani. Şunlar hani dine aşık etsin diyoruz. Amin. İşte biraz değişik bir konu. Neyse. Türkiye'ye geliyorum. Aynı manzarayla karşılaştım. İlk teravihim Sultanahmet'e kıldım. Daha çok komik bir şey oldu çünkü Müslüman oldum ilk yani Müslüman oldum ilk Ramazan'ım
O tarikatta yaşadım. Onlar, Hafız Efendi her teravih hatimli kıldırıyordu. İşte ben hoşuma gidiyordu, işte Kur'an'ı dinliyorum diye. Türkiye'ye geliyorum. Yanımda bir tane arkadaş var. Gel seni Sultanahmet'e götüreyim. Orada diyor size. Evet, teravih kılalım orada. Tamam, gidiyoruz işte, başlıyor yani. Elemtar'ın aşağısı. İki kere. Bitti, 45 dakikada bitti şey. Teravih. Bu kadar çabuk bitti. Ben şaşırdım. Yani bu kadar yani büyük bir camide, yani Müslüman bir ülkede böyle bir şey olmazsa mümkün değil diye düşünüyordum. Çok hızlı. Evet. Çıkıyorum, arkadaşlarla buluşuyorum, diyorum ki bu ne ya? Bu ne yani, böyle şaşırdım. Onlar diyor ki ne var burada ya? Kiliseye çok uzun ya. Ne güzel işte, hızlı kılıyor. Dedi ki çok uzun dedi. O uzun dedi değil mi? Evet. Çok uzun dedi. Bizde çünkü Ramazanlarda jet imam arıyorlar yani. Evet. Halkımızda öyle bir durum var maalesef. Ama yine bizim kaldığımız evde bir tane arkadaşımız vardı. Arkadaşın babası Fatih'te oturuyordu. Şimdi orada başlıyor iş. O zaman bir iftara gidecekti ona, babasını ziyaret etmeye. Fatih Camii'de böyle pırlanta gibi bir sarıklı cübbeli görüyorum. Allah Allah. Diyorum ki bu Türk değildir. Bu İran'da, Miran'da bir şey başka yerden geliyordur. Benziyor, evet. Evet. Türk değil belli. Evet. Olmaz. Olamaz. Olamaz. Ondan sonra sordum, bunlar niye böyle giyiniyorlar? Onda işte Mahmud Efendi cemaatidir. Aa, Türk mü? Türkiye, evet. Nerede? Allah Çarşamba'da. Allah. Hele bir gidelim dedim. Nasıl olsa yakın. Evet. Oraya gitmesek daha iyidir. Hani şimdi onlar çok radikaldir, şöyle falan. Ya gidelim diyorum. Yok olmaz, onlar yani senin aradığın değildir falan. Yok, bir götür diyorum işte. Götürdüler. Allah giriyoruz. Elhamdülillah. Çaycıdan, terziye, hocadan şey markete kadar hep hadis dinliyorsun, Kur'an dinliyorsun. Ufak molada görüyorsun. Allah ya Allah. Böyle işte Müslüman olması lazım dedim. Bu cemaatin lideri kim, ne? Mahmud Efendi Hazreti. Tamam. Ondan sonra çok iyi hatırlıyorum. Ondan sonra ya da sık sık gitmeye başladım. Oraya. Evet. Bu şimdi kaç yaşındasın şimdi? 21, 22. 22. Bir sene geçti zaten, 22. Evet, bir yıl falan geçti. Şimdi ne oldu? O Ramazan'ı geçirdim. Meksika'ya döndüm. Ama dedim ki, ben okumam lazım. Ben imam olmam lazım. Hoca olmam lazım bir şekilde, hafız olmam lazım. Ne yapacağız? O zamanlarda YÖS sınavı vardı, yabancı özel sınavı. Dedim ki, bir üniversiteye başvurayım. O bahanesiyle gideyim şeye, Türkiye. Oldu. Geldim, sınava girdim. Trabzon'da kazandım. Türkçe öğretmenliği okudum o zaman Katü'de. Ama benim asıl maksadım şey hafızlıktı. Ara dönemlerde İstanbul'a gelirdim. Çarşamba'da gezerdim. Çok iyi hatırlıyorum. Allah İlk Allah. İlk defa İsmail Ağa Cami Şerifi'ne gireceğim. Benim bacağımda kot pantolonu, tişört, tıraşlıyım falan. Hadi bakalım bir namaz kılayım yani, şimdi vakit sıkıştı. Kılayım. Giriyorum, hepsi böyle sünnet seni üzerine yapıyor. Gibi. Bakıyorum böyle, herkes böyle cübbe, sarıklı, şalvarlı falan. İşte, ikinci kata çıkamadım ki. Ne diyorsun tabii sen? Ne oluyor dedi, şey yaptım. Ondan sonra o zamanlarda da hatırlamıyorum. Çünkü o şimdiki şuurum yok işte. O büyük hocalarımızdan birisi. Olması gerek. Aksakallılardan birisi. Evet. Ben orada namaz kılarken beni çağırıyor. Diyor ki, gel nerelisin? İşte ben Amerika'dan geliyorum falan. Falan Müslüman olduk. Ne güzel, inşallah hoca olursun, bir şey yapar, bir dua etti. Ondan sonra bir sevgim oluştu bu cemaate. Işte, evet. Namaz cübbelerimi almaya başladım. Sarıklarımı almaya başladım. Hep onu taşıyorum. Artık Türkiye'de böyle geziyorum. Yani sivil gibi giyiniyorum ama yanımda bir tane poşet. Namaz vakti geldi, giyiniyordum. Böyle bir şey oldu. Ta ki bu zamana kadar geldik. Elhamdülillah. Son derece sevindirici. Allah'ım daha ziyade eleştirsin dilimizi inşallah. Amin. Osman Hocam, o zaman biraz da Meksika'ya geri dönelim dilerseniz. Evet. Evet. Meksika'da şimdi ne yapıyoruz? Hangi adımları atıyoruz? Meksika'da ne yapıyoruz? Şimdi evvela demin bahsettiğim gibi oradaki ihtiyaçlarını iyi biliyorum. Yani bu fakir bir Kur'an-ı Kerim'i bulamıyordu. Evet. Ya. Kur'an bulup da okuyabilmek için, anlayabilmek için kitaplar da yok. Açıklayan da yok. İspanyolca tercüme edilmiş Kur'an-ı Kerimler var mı? Var ama çok
Çok şey oluyor yani. İtikadi problemli olan var. Şeyler var. Evet. Var. Var ama. Maalesef, maalesef. Osman Hocam siz yapın inşallah bunu. İnşallah. Efendi Hastanemizin meali var, onu inşallah İspanyolca'ya tercüme edin. Öyle bir program var. Daha büyüklerini hedefimize koyduk. Evet. Belki inşallah. Şimdi programda anlatılmayacak ama. İnşallah. Şimdi ihtiyaçlarımızı görünce şu anda ilk önce yerli Müslümanlara yetiştirmektir. Evet. Şuurlaştırmak lazım. Şu anda bu fakir buraya geldi, medresede okudu, şimdi döndük. Sultanımız bizzat bu fakire gönderdi. Yoksa bu fakir yani burada rahattı. Hakikaten helal et var. Bu arada tabii var. Türkiye'li ve Erzurumlu bir eşiniz var. Evet, elhamdülillah. Ondan sonra... Hemşericilik yapıyor sana. Erzurumlu olunca özellikle söylüyorum yani. Ben de Erzurumlu olduğum için. Ama söz de verdi hocam. Hocamı Meksika'ya özel ziyarete evet, götürecek. Evet, ziyarete geleceğiz. İnşallah. Ben de Turan hocamla birlikte inşallah. İnşallah. Bekleriz. Bizim hoca hanımlar da gelecekler. Meksika'da güçler yettiği kadar. İspanyolca bilmiyorlar ama... Olsun. Ne kadar artık tebliğ yapabilirlerse inşallah olur. Olabilir yani. Yürümek yeter işte. Evet, doğru söylüyorsun. Biraz önce anlattı işte de. Hocam, evet. Efendi Hazretlerimizin yıllar önce söylediği bir şey vardı. Bu kıyafetinizle dağın başında bile yürürseniz tebliğdir diye. Öyle. Şimdi evet. Meksika'da öyle bir durum var. Yürürken bakın insanlar tesirlenmişler yani. Bizdir. Şimdi şu anda ne yapıyoruz cevaplamadan önce buraya bir parantez yapayım. Hakikaten Meksika'da sultanımızın tasarrufunu şerifini görebiliyoruz. Bu kelam-ı şeriflerin yani mazhar olan bir yeri görüyoruz Meksika'da. Evet. Şimdi tebliğ, bizim yürümemiz, tespit çekmemiz, efendim Kur'an okumamız herkese celbediyor. Ya. Bu kadar açık bir şey. Elhamdülillah. Açık bir şey. Şimdi ne yapıyoruz? Şu anda ilk önce eski Müslümanları toplayıp tamamen itikadı bozulmamış olanlara sahip çıkmaya çalışıyoruz şu çok anda. Çok güzel bir çalışma. Evet, maşallah. Arkadaşlar mesela 10 sene, 15 sene önce Müslüman oldular ama bir Fatiha bilmiyorlar. Evet. Abdüsamay'ı bilmiyorlar. Şimdi öyle başka tezahlar var orada. Gel, kelime-i şahide getir. Öyle bırakıyorlar. Evet. Sıkıntı o. Şimdi sadece kelime-i şahadet var. İşte Müslüman oldu. 100 kişi Müslüman oldu. Öyle. Kelime-i şahadet İslam'a giriştir ama girdikten sonra yapılması gereken bir de kimin var. Elinde Müslüman olursan çok önemlidir. Kesinlikle. Adam geliyor, işte tamam kelime-i şahadet getiriyor. Ondan sonra diyor ki bak sen bu taş üzerinde secde edeceksin. Şia oldu adam. Haberi bile yok. Tabii, bilmiyor. Bu kadar basit. Başka olay karşılaştık, adam kelime-i şahadet getiriyor. Diyor ki, ne iyi, ne güzel, şimdi ben Suriye'ye gideceğim çatışmaya. Oradaki imam efendi diyor ki, sen ne Suriye'sini bahsediyorsun hani? Ne kastediyorsun? Evet, ben de Amerika'yla çatışacağım. Ben de IŞİD'e katılacağım. Ben de Al-Kaide'ye katılacağım. Bu kapitalist sistemine karşı çıkacağım. Tamam kardeşim ama sana kim diyor ki yani? Harici olmuş. Işte. Tabii. Harici evet. Ne oldu yani? İlk önce yani namazın var, orucun var, zekatın var yani ne yapıyorsun? Yani. Böyle bir şeyler var, böyle bir sıkıntılar var. Bu yüzden ilk önce ilim, ilk önce şuurlandırmak. O zaman Meksika'da Müslümanların durumu da karmaşık. Bu bakımdan toparlamak adına, itikatlarını düzelmek adına çok ciddi çalışmak lazım. Evet. O zaman ben saygıdeğer Mehmet Tun Hocam'a döneyim, Osman Hocam. Hocam Meksika'da neyi hedefliyoruz? Hedeflediğimiz aslında o kadar tatlı, güzel, akıcı bir muhabbet var ki yani hatta normal program içerisinde herhalde 2 saatte konuşsak yayın yapan televizyon bile der ki ya bunu 3 saate uzatın diyecek kadar evet. Tatlı, güzel bir akış var. Osman Hocam bir nefes alsın istedim. Kendim konuşmak yerine daha ziyade zaten Osman Hocamız işi özetledi. Şu an yerimiz var, evet. Merkezimiz var. Yeterli mi? Değil. Değil. Daha büyük merkezimiz olacak. Merkezlerimiz olacak. Mümin ve Müslüman olanların adedinden ziyade mümin ve Müslüman olarak bu daireden içeri girdikten sonra atılacakları adımlar üstünde çok çalışıyoruz. Evet. Sürekli istişarelerimizi bu konuda yoğunlaştırıyoruz. Hatta helal gıda hususunda, helal et hususunda orada mümin ve Müslüman olanların berrak olanlarda itikadlerini iyice berrakleştirip bu konuda adımlar atmayı planlıyoruz. Sadece Meksika'yı hedefleyen bir çalışmamız yok. Kesinlikle. Latin Amerika dediğimiz orada belki 809 milyonu kapsayan bir nüfus koskoca var. Bir şey var orada. Bir var. Kıta. Evet. Dolayısıyla burada himmetimiz âli olması gerektiği hususunda ittifak ettiğimiz için bu konuda fikirler üretiyoruz, projeler üretiyoruz.
Bunlar da tabii ki mümine Müslüman Ali Himmet olmalı sözü üstadımıza ait olan bir sözdür. Kesinlikle. Küçük düşünmek mümine Müslümana yakışmaz, yaraşmaz. Biz büyük düşüneceğiz. Her doğan çocuk rızkıyla doğuyor, her hizmette rızkıyla doğuyor. Dolayısıyla Osman hocamız çok kısa özet geçti. Aslında çok çok daha geniş şeyi var ama yani müdahale etmesek zannediyorum 2-3 saat böyle tatlı tatlı yani ninni derler yani bir çocuğa nasıl ninni gelirse öyle geçecek bir söylendir. Ama tabii biz geçmişteki bu özeti geleceğe geçmişten aldıklarımızı oturaklı oluşturabilmek için hakikaten büyük düşünüp büyük projelerin oluşumu için gayret ediyoruz. Yani öncelikle hedefimiz bir kere hocam zaten net söyledi. Mümin ve Müslümanların itikadinin iyice sahih olması, sağlam olması, sonra da elimizde durması. Neden elimizde durması? Çünkü oradaki insanların kendisi ifade ediyor, kabahati yok. Bak Türkiye'ye geldim, ben böyle mümin ve Müslüman toplum ümit ederek gelmedim. Çünkü doğru. Benim arkadaşlarım böyle olmamalı. Bunun için önlemler alınmalı. Osman hocamızın elinden bakınız, mümin ve Müslüman olanlar var. Onu da soracak. Her geçen gün olmaya devam edecek. Ama bununla birlikte önemli olan bu Müslüman olanların elinden tutulması. Kesinlikle. Bunların bu daire içerisinde her geçen gün imanla birlikte nasıl bir mümin ve Müslüman olarak yaşamalı? Onların çalışmalarının çünkü yapılması. Çünkü o Müslüman olan kardeşlerimiz iyi eğitilirse potansiyel tebliğci, davetçi zaten. Yani açıkçası böyle grup hizip veyahut da cemaatçilik olarak söylemiyorum ama anlaşılsın için söylüyorum. Nasıl ki ülkemizin içerisinde ben cemaat taassubu yapmıyorum. Çünkü üstadımızı ben de arayarak bulan bir kişiyim. Şimdi ben de hayat hikayeme girersem herhalde hiç bu program yetmez. Oraya ben girmeyeceğim ama. Meksika'da olmasam da Türkiye'deki bizim serüvenimiz de farklı. Evet. Ama bildiğimiz tek önemli bir mesele var. O da nedir? Biz inandığımız İtikad olarak benimseyip kabul ettiğimiz İslam dinini çok güzel temsil etmeliyiz. Çok güzel yaşamalıyız. İyi bir örnek olmalıyız ki insanlar bizden bu örneği görerek iman etmeleri demiyorum. Bakınız mümin ve Müslüman olmaları demiyorum. O gelip hoca hanıma sarılan o teyze içimden de geliyor ki yani Allah'ımız söyletecek. Sanki neredeyse kardeşimiz diyecektim ama inşallah öyle olur. İnşallah. Melek inşallah. Misiniz demiş. Mesela bakın evet. Bunun onun o sarılma hissi, o hissiyatı manevi olarak Allah'ımız veriyor ama evet. Yalnız bu hisse sebebiyet veren bir anlayış var. O da nedir? İnnemel e'malu bin niyyat. Tüm ameller ancak niyetler ile olur. Buradaki niyet ne? Biz buradaki insanlığın hem dünyada hem ahirette huzur bulmasını istiyoruz. Hem dünyada kazansınlar hem ahirette kazansınlar İnşallah. İstiyoruz. Bu istek ile eğer Meksika sokaklarında yürüyorsak anlıyoruz ki bu niyetle attığımız her adımın karşında Allah'ımız bizi gören her muhatabın kalbine bir şeyler indirecek. Yeterli mi? Değil. Mekana ihtiyaç var. Güce ihtiyaç var. Maddiyata ihtiyaç var. Manevi destekçilere ihtiyaç var. Tüm bunların cevabı bu ihtiyaca cevap verebilecek anlayışta elhamdülillah insana değer veren Dernekler Federasyonu'nda var. Bu varları İçerideki yoklukları izah edecek şekilde birleştirip inşallah hizmet varlığına dönüştüreceğimiz çok mümbit bir arazidir Meksika. Bunu hep beraber işleyeceğiz inşallah. Bizim hedefimiz bu. İnşallah. Aslında hocamıza genel. Ben Osman hocama dönüyorum. Osman hocam son 3-4 dakikamız kaldı. Ben o Müslüman olan tabii sonra kardeşimiz olan insanlar var orada. Ondan da kısaca söz edelim. Programımızı kapatalım. Şimdi bu kardeşlerimiz hakikaten İslam'a girdikleri zaman teslim oluyorlar. Yani teslim. İlâ seyme'l abdu fahsun islamuhu meselesi. Evet. Tamamen. Mesela şimdi hızlıca bir şey anlatacağım size. Bir tane Emin abimiz var. 50 yaşında. Hı-hı. Kendisi 40 yaşlarında Müslüman oluyor. Çok fakir bir adamdı. Evet. Bir tane kızı var, bir tane onun eşi var. İşte. Evet. Kendisi de Orta Doğu malzemesini satıyor. Seccade, tesbih falan. Tutmayacak şey ama satıyor. Birisi onu buluyor ve seni nasıl diyeyim size şeriata tabi olmayan kendisi ehli tasavvuf diyen ama riayet etmeyen şartlarını riayet etmeyen bir cemaate gidiyor. Orada kelime-i şehadet getiriyor. Ama
bakıyor ki o insanlar namaz kılmıyor. Allah. Hareketleri farklıdır. Alkol de içiyorlar. Ama Müslüman diyorlar falan. Kendisi kalben diyor ki İslam böyle olmaması gerekiyor. Ve onları terk ediyor. Bu arada Emin abimiz çok ekonomik sıkıntıya giriyor. Eşini ve kız çocuğunu kayınvalidesine gönderiyor. Diyor ki siz orada oturun, sabredin, ben bir yol bulacağım. Bu Emin abimiz o zaman sokakta kalıyor. Bana diyor ki, Osman Hoca, bazen olurdu ki 3 hafta ben bir lokma almıyordum ağzıma. Allah Allah. Hep aç kalıyordum diyor. Evet. Ondan sonra diyor ki, Ramazan-ı Şerif geldi. Güneş beni uyandırdı, ben yine kaldırımda yatıyorum diyor. Kalktım, baktım ki gün soğudu. Ve elhamdülillah bir gün açım. Ama fakir olduğum için değil, bir gün Ramazan'dır dedi. Elhamdülillah oruç tutacağım diyor. Halbuki bir şey yemedi, bir şey almadı daha. Yememiş. Ramazan-ı Şerif'i tamamladı. Sonra sokakta satarken bir adam geliyor. Soruyor, niye bu seccadeyi satıyorsun? Yani bu halı niye satıyorsun ki? Ben Müslümanım diyor işte, ben şey satıyorum. Sen Müslüman mısın diyor. Evet. Diyor, peki niye böyle bu haldesin? Ne bileyim, Mevla böyle istiyor dedi. Peki ben kim olduğumu biliyor musun? Ben ne bileceğim diyor Emin abimiz. Ben Mısır'ın büyükelçisiyim diyor. Yarın büyükelçiliğinin kapısına gel, sana sahip çıkacağız. Emin abi geliyor, çalıyor kapıya. Elçiyi onu tekrar çağırıyor, selamlıyor ve sahip çıkıyor kendisine. Emin abimiz sokakta kala kala bir takım hastalıklar yakalandı. Ara sıra böyle acillik oluyor, sizden dua bekliyor. Allah'ım şifa versin inşallah. Bir kere anlatıyor ki, çok hastalandım. Artık doktorlar benim yaşama ümidimi kestiler. Ben makinelere bağlıyım diyor. Ama yine de kalkıyorum, namaz kılıyordum diyor. Allah. Yanında işte son günler yaşayan hastaların odası var. İşte Emin abimiz var, bir de başka adam var. Onun belki 2 gün kalıyordu. Emin abi kalkar, kablolarla beraber abdest alır, namaz kılıyor. Yanındaki adam diyor ki, sen niye böyle yapıyorsun? Emin abimiz, ben Müslümanım. Ben 5 vakit namaz kılmadım. Kendisi Meksikalı o. Meksikalı. Yerli Meksikalı. Emin. Şu an hocamın ahbabı olduğu için anlatıyor arkadaş kardeşlerim. İsmini Emin verdiler de. Evet. Aslı Ernesto diyeceğiz. Tamam. İşte ben normalde bu kafir isimlerden bahsetmeyi sevmiyorum bu yüzden. Emin abimiz şimdi namaz kılıyor. Diyor ki ben Müslümanım. 5 vakit namaz kılmam gerekiyor. Tamam diyor. Peki neye inanıyorsunuz? Allah'a inanıyoruz. Allah kimdir? Diyor. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani akrabası yok, misli yoktur. Böyle bir Allah'ımız var. Peki diyor, hangi peygamberlere inanıyorsun? Hepsine inanıyorum. Son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam, böyle. Ondan sonra gece bu adam Emin abimize, Emin bir şey demek istiyorum. Ne oldu diyor. Ben de Müslüman olmak istiyorum diyor. Maşallah. Ne yapmam lazım diyor. Emin abim şimdi medrese görmedi. Cami görmedi. Diyor ki sen sadece la ilahe illallah de yeter inşallah. Tamam. Hemşireye gelmiş, bu adama demiş ki yarın ameliyata gireceksin. Ameliyatı kurtarırsan eyvallah. Ama yine de ümitlenme. Tamam. Sabah geliyor. Bu abimizi alıyorlar. Ameliyathaneye götürecekler. Yine durduruyor hemşireleri. Bakıyor Emin'e. Diyor ki Emin, la ilahe illallah doğru mu? Doğru. Tamam. Allah la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyerek gidiyor ameliyathaneye. Orada vefat etti. Eşhedü en la ilahe illallah. Böyle Müslüman oldu. Allahu ekber. Bu acayip bir şey sanıyorum. Tabii bu ihlasın, işte innemel amelü minniyet meselesi bu. Bu gerçek bir tebliğ. Kalpten kalbe olan bir tebliğ. Halimizle, duruşumuzla, yaşantımızla. Evet, terhis okudun, mutlaka okudun. Efendim, bütün usulü garanti var mı bu garanti? Evet. Bu ama, garanti yok. Yok. Ama anlatmıyorsun. O son yatağında iman etti ve öyle gitti. Bir şey benim dikkatimi çekti hocam. Etsin. Hemen sürede olmadı ilave edeyim. Bakınız. Evet. Bir ülke, Mısır ülkesinin elçisi ama sokakta gezerken buna sebep oldu. Evet.
Ben buradan temenni ediyorum, istiyorum, dua ediyorum ki ya Rabbi. Bizim elçilerimizden. Yani dünya genelinde görev alan tüm Türk elçiliklerimize ya Rabbi. Böyle vazife yaptığı ülkelerde sokak sokak dolaşacak, cadde cadde dolaşacak, insanların halliyle hallenecek şuuru nasip et. Amin. 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 Ya Rabbi. Amin. Hocam süremizin sonuna geldik. İnşallah. Allah razı olsun diyorum. Ama onun devamı olsun istiyoruz. Olsun istiyoruz. Böyle kalmasın. Meksika'yı dinlemek, Meksika'da yaşayanları tekrar kardeşlerimize aktarmak istiyoruz. Mesela bu ibretlik bir hadise. İsteriz ki bütün Müslümanlar ameliyata giderken Müslümanlar, bir daha diyor. Evet. Emin. Evet. Doğru mu? Böyle miydi diyor. Diye diye gidiyor. Ve gidiyor. Allah rahmet eylesin diyelim. Amin. Amin. Rabbim şefaatlenen aileyiz. Amin. Amin. Belki de bir vakit namaz kılmadan şehit olarak Rabbimizin huzuruna gitti. Sadece şehadetle gitti yani. Evet. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Osman hocam, Allah razı Meksika'dan buraya kadar geldiniz. Programımıza iştirak ettiniz. Allah razı olsun. Bu son değil. İnşallah bu programı bir daha tekrar edeceğiz. İnşallah. Ve değerli izleyenlerimize buradaki Meksika'daki yaşananları inşallah aktaracağız. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Var olun. İnşallah. Evet değerli kardeşlerim, bir Ümmetin Renkleri programının daha sonuna gelmiş olduk. Telefon numaramız 0212 621 0065'tir. Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal medya hesaplarından İttef yazarak veya Ümmetin Renkleri yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli kardeşlerim, hızlı yürümek istiyorsanız yalnız yürüyebilirsiniz. Ama uzun yürümek istiyorsanız mutlaka beraber yürüyün. Unutmayalım ki birlikten kuvvet, işbirliğinden zafer doğar. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam. İDDEF, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu.